Selam, ben Davut da. Dostlar, bundan önceki inziva hayatım sona erdi başlıklı videomda da söylemiştim. 496 kadar videomu sildim YouTube kanalında. O silmiş olduğum videolar içerisinde eğer yanılmıyorsam, çünkü daha öncesinde video çekip de yüklemediğim birçok videolarım da var dostlar, sizlerle paylaşmadım. Eğer onlardan biri değilse ben net değil miyim başlıklı ya da bu mealde bir videomda vardı. Dediğim gibi yani sildiğim videolar içerisinde olabilir o veya yüklemediğim videolar içerisinde olabilir. Ama zaman zaman videolarım içerisinde net olduğuma dair veya sosyal medyada, Facebook'ta net olduğuma dair bir şeyleri paylaşıyorum, söylüyorum. Hani bundan önceki videomda da söylemiştim ya, benim net olup olmama durumumla alakalı nefsi müdafaa sadedinde bir video çekeceğimi söylemiştim. İşte şu an bu videoyu çekiyorum dostlar, kısaca. Şimdi bazı dindar kardeşler, hatta bazı dindar olmayan kardeşlerde de bu çok sadır olmaya başladı son zamanlarda. Sosyal medyada net olmadığımı iddia ediyorlar. Dindar olmayan kardeşlerin bir kısmı, ben bütün dindar olmayan kardeşler için söylemiyorum, arkadaşlar için söylemiyorum. Beni tanıyanlar tanırlar dostlar. Galiba dini eleştirmiş olmakla yani tamamen dinsiz olduğumun ifade etmemi bekliyorlar benden. Hal böyle olunca da kabullenemiyorlar. Ya münafıklık yaptığımı iddia ediyorlar. Bunu dindar kardeşlerin birçoğu söylüyor da, dindar olmayan kardeşlerden de böyle garip şeyler sadır oluyor. Hal böyle olunca da benim işte sözüm ona ahlaksızca bir şey sergilediğimi iddia ediyorlar. Şimdi kardeşim, ben 100.000 defa söyledim. 100.000 birinci defa söylüyorum. Ve bilincel kaynaktan işitiyorsunuz dostlar. Yani iddiada bulunduğunuz kişinin ağzından duyuyorsunuz şu anda. Davut Sağ Müslümandır. Müslüman olduğunu her dem söylüyor. Ama her dem şunu da söylüyor: kendi dinimi bile eleştirebilirim. Dinimin eleştirilecek çok yanı var. Bunu dine hakaret etmek için söylemiyorum. Mantığıma uymayan şeyler vardır derim, eleştiririm, biter. Bunu din benden istediği için değil dostlar. Bunu da söylüyorum zaman zaman. Şimdi böyle söylediğim halde bunu dini eleştirmek için söylemedim. Nasıl netlik sergilemiyorum ben? Yani şunu diyorsunuz bazı dindarlar: tamam, dindar dinini eleştirmemeli. Tamam, buna saygı duyuyorum ben, öpüp başıma koyuyorum. Tamam, keşke olmasa, keşke dindar dinini eleştirmese, eyvallah. Ama konu o değil ki. Ey zat veya ey zatlar, ey bayan veya baylar, siz benim o şekilde eleştirmiyorsunuz ki, siz benim münafıklık gösterdiğimi, münafıklık yaptığımı iddia ederek eleştiriyorsunuz. Kalkıp hala bana bozuk plak gibi net olmadığımı iddia ediyorsunuz. Yani mesela yazıyorsunuz, söylüyorsunuz veya bazı saçma saçma paylaşımlar yapıyorsunuz hakkımda, bu konuyla alakalı. Davut'a işte net değil, Davut'a münafıklık yapıyor. İşte içindeki o dine göstermiş olduğun kini neden kusmuyorsun falan. Hayır, ben dine karşı bir kin beslemiyorum dostlar. Bunu her zaman söylüyorum. Benim dine karşı bir kin beslemişliğim falan yok. Sıkıntıları biliyorum ama sıkıntıları dile getiriyorum. Ve ben dindar olduğumu söylüyorum ve eleştirilecek yanına kanaat getirdiğim şeyleri eleştiriyorum. Hani eleştirdiğim şeyler birçok dindar insanı ikna ediyorsa, buna da saygı duyduğumu söylüyorum. Ama ben kesinlikle eleştiririm diyorum. Ve bunu bir benzetme ile örneklendirmeye çalışmıştım o ilgili videomda, öyle hatırlıyorum dostlar. Hani orada kötü ebeveyn benzetmesi yapmıştım. Yani düşünün dostlar, bir ebeveyn var, anne baba. Çocuklar iyi davranmıyor, ilgilenmiyor. Yani bakımlarıyla hiç ilgilenmiyor. Kesinlikle ve kesinlikle bir anne ve babanın sergilememesi gereken hareketleri sergiliyorlar. Kesinlikle hiç çocuklarına bakmıyorlar. Hiçbir maddi manevi destekte bulunmuyorlar. Yani kısaca anne ve babalık yapmıyorlar. Şimdi o anne ve babanın çocukları o anne babayı eleştirir değil mi dostlar? Eleştirir. Anne ve babasını eleştirdiğinde şimdi çocuk hakkında ne düşünürsünüz? Haklı olduğunu söyleyebilirsiniz. Şimdi burada ben şunu demeye çalışıyorum dostlar, daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü yaşadığım bir olay anlatacağım uzatmadan. Diyorum ki işte ben de beni de o çocuk gibi düşünün. Şimdi ben eleştiriyorum ama onların varlığını inkar etmiyorum. O çocuklar anne babasının varlığını inkar etmiyor. Diyor ki evet, bu anne baba beni üreten, öyle diyeyim dostlar. Yani biyolojik varlığımın müsebbipleri. Bunlar benim varlığımı var kılan varlıklar. Bunlar benim ebeveynim. İnkar etmiyorum ama onların çok kötü huyları var. Benimle ilgilenmiyorlar. İşte kardeşimle ilgilenmiyorlar. Bizlerle ilgilenmiyorlar. İşte ben de bu şekilde bir değerlendirme yapıyorum.
Bu şekilde konuşan bir çocuğa sen niye net değilsin, ağzından çıkar o baklayı, inkar et de kurtul diyebilir misiniz anne babayı? Saçmalamış oluruz değil mi? Çocuklardan böyle bir talepte bulunursak, böyle bir isteğimiz olursa. Aynı isteği bana diyorsunuz işte. Dini inkar ettiğini söyle de kurtul. Hayır, ben dini inkar ettiğimi söylemiyorum ki. Ben Müslüman olmadığımı da söylemiyorum. Daha nasıl net değilim bunu anlamış değilim. Ve bunu yaparken de din benden bunu istiyor da demiyorum. Bunu din adına da yapmıyorum. Az önce söyledim. Bir dindar, bu Müslüman olur, başka bir din mensubu olur, dinini eleştirmemesi gerekir diye tavsiyede bulunabilir o din mensubu bir kardeşi, arkadaşı, dindar olan kişi. Buna saygı duyuyorum zaten. Ama karşıdaki diyor ki, heyhat, kusura bakma, yani ben bu dinde şunlar bunlar varsa eleştiririm diyen insan da anlamak lazım. Şimdi burada dostlar, yanlış anlaşılmaması için bakın kaç defa tekrar ediyorum. Net olmamamın eleştirisini yapıyorum. Net olmama iddianın eleştirisini yapıyorum. Şimdi dostlar, bundan aylar önceydi. Sosyal medyada da beni fütursuzca, ahlaksızca, kontrolsüzce, yaşça da benden büyük isim vermeyeceğim. Facebook'ta arkadaş olur. Kendisi de Facebook'ta kısa sürede bir sohbetimiz oldu. 62 veya 63 dakika sürmüştü dostlar. Çok iyi hatırlıyorum. Aylar önceki hadise bu. 62 veya 63 dakika ve bu sohbetin, yani ortalama 63 dakika süren bu tartışmanın, konuşmanın ilk 29 dakikası dostlar. Bakın dün gibi hatırlıyorum. 29 dakikası nasıl geçti biliyor musunuz dostlar? Yaklaşık yarısı. Zat halileri bana işte videomun da konusu olan net olmadığımın iftirasını atmakla geçti. Yani benden şunu duymak istiyor. Evet, ben münafıklık yapıyorum. Ben kafirim. Ben işte İslam düşmanıyım. Aslında Müslüman olduğumu söyleyerek falan filan geçiştiriyorum dememi bekliyor. Yani ve net olmadığımı iddia ediyor. Ya kardeşim, gözünüzü burnunuzu sevdiğim güzel insanları. Bir mevzuyu anlatamıyoruz arada. Net olmadığımı söylediğinizde benim net olduğumla alakalı bu kadar net ifadeleri siz nasıl yoruyorsunuz? Ya da yani çok affedersin ama kabalaşacağım. Nerenizle dinliyorsunuz? Bunu anlamış değilim. Sonra kalkıp beni net olmamakla itham ediyorsunuz. Hani dindar olduğun için dinini eleştiremezsin şeklinde eleştiri yapabilirsin dedim ya. Öptüm başıma koydum. Ona bir şey demiyorum. O ayrı konuşulur. Ve genelde de saygı duyuyorum. Ama siz öyle yapmıyorsunuz. Siz net olmadığımı iddia ediyorsunuz. Hayır efendiler. Hayır güzel insanlar, baylar, bayanlar. Ben netim. Ben güneş ışığı gibi netim. Ben gün ışığı gibi netim kardeşim. Şu an beni nasıl görüyorsanız, netliğinden ne kadar eminseniz, çok pardon, eğer septikçilik yoksa sizde, kesinlikle ve kesinlikle aşırı şüpheci bir kişi değilseniz, varlığınla alakalı olarak emin olabilirsiniz ki ben netim. Söylüyorum zaten, bak bu kadar açık konuşuyorum, net konuşuyorum. Bunun neyi daha net değil, anlamış değilim ki. Öyle değil mi dostlar? Ben şu yemekleri sevmiyorum. Ben şu saatte şurada bulunmayı sevmiyorum. Ben şu kitabın şu konusunu sevmiyorum diyen bir insan net bir şekilde söylüyor değil mi? Net oldu. Ben de bu şekilde konuşuyorum. Daha neyim net değil? Anlamış değilim. Ha, insanın gelgitler yaşaması falan o seni ilgilendirmez. O seni hiç ilgilendirmez. O çok ayrı bir konudur. Öyle değil mi? O çok çok ayrı bir konu. Ben öyle insanlarla konuştum. Örnekler versem yani gülersiniz. Gerçekten gülersiniz. Hani bunlar hakaret olsun diye söylemiyorum. Bu video yapmamdaki amaç dostlar kesinlikle ve kesinlikle dini konularda net olduğum araştırmalarımın ürünlerini paylaşıyorum sizlerle. Felsefe ağzıyla konuşuyoruz ve genel olarak da din eleştirisi yapmıyorum dostlar. Bunu birçok arkadaş anlayamıyor. Kesinlikle ve kesinlikle anlayamıyor ama anlamasını rica ediyoruz. Tekrar ediyorum laf uzatmadan, ben kesinlikle ve kesinlikle gün ışığı gibi net konuşuyorum. Bu böyle bilinsin. Hoşçakalın.